Bugün Türkiye'nin biraz deprem gerçeğini konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz Elazığ'da bir deprem yaşandı. 22 insanımız hayatını kaybetti. Umarım ölü sayısı artmaz ama artma ihtimali de yüksek tabii. Hala çalışmalar devam ediyor. Yaralılar var. Bu yaralılardan bakalım ölenler olacak mı onu hep birlikte göreceğiz yine. Sakat kalanlar olacak vesaire vesaire. 6.8 şiddetinde bir deprem. Küçük görmek için söylemiyorum. Depremin, afetin büyük küçüğü olmaz diyebilirsiniz. Allah'tan geliyor kardeşim diyebilirsiniz. Ama öyle değil. Yıllarca bu ülkede şu reklamı biz dinledik. Deprem öldürmez, bina öldürür reklamını. Ve ne yazık ki bu slogan sadece ballı kaymaklı müteahhitlerin binalarını satabilmeleri için kullanıldı. Piyasada fiyatları yukarıya çekebilmek için kullanıldı kentsel dönüşümü sağlamak yerine birilerinin rant yapmalarını kolaylaştırmak için kullanıldı. Yani kentsel dönüşümden çok Türkiye'de rantsal dönüşümün önü açıldı. Birilerini zengin etmenin önü açıldı. Toplumun ne olduğu hiç önemsenmedi. Elazığ depremin sonrasında bir kez daha İstanbul depremi konuşulmaya başlandı. Elazığ standartlarında bir deprem olursa binlerce belki milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceği, binlerce binanın yıkılabileceği konuşulmaya başlandı. Türkiye'nin deprem rezaleti, Türkiye'nin kentleşme rezaleti bir kez daha ortaya döküldü. Bunların arasında sadece öyle deprem uzmanları, profesörler, doçentler falan yok. Bu ülkeyi yıllardır yönetenler de var. Yıllardır sanki bu ülkeyi başkaları yönetiyormuş gibi çıkıp rahatça şunu söyleyebiliyorlar. Yarın öbür gün İstanbul'da bir deprem olursa işte binlerce bina yıkılır. Belki İstanbul'un dörtte üçü hayatını kaybedebilir diyebiliyorlar. Ve bunu hala ranta tahvil etmeye çalışıyorlar. Binalarınızı bize verin, biz bunları yıkalım, yapalım, rantsal dönüşüme devam edelim. Maksat insanları, özellikle dar gelirli ve orta gelirli insanları kurtarmak falan değil arkadaşlar. Bu ballı kaymaklı müteahhitlerin hala cebini doldurma derdindeler. Eğer öyle olmasalardı zaten son 20 yıl içinde 17 Ağustos 1999'dan bugüne kadar İstanbul'u 100 kere yeni baştan yaparlardı ama niyetleri hiçbir zaman olmadı. Bütün niyetleri dediğim gibi 3-5 tane müteahhiti daha zengin nasıl edebiliriz? 3-5 tane müteahhitin parasına para nasıl katabiliriz? Elazığ'da da durum farklı değil. Çünkü bu salgın bir hastalık gibi. İnşaat rantçılığı Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı arkadaşlar. Şu anda bulunduğum Eskişehir'de de durum aynı. Elazığ'da da durum aynı. Malatya'da da durum aynı. Erzurum'da da Durum aynı. Kentsel dönüşüm falan hikaye. İnsanları depremle korkutup onlara yeni yaptığımız binaları nasıl çakabiliriz? İşte bütün mesele bu. Devlet devlet olsaydı, bu ülkeyi yönetenler adam gibi, sayiden deprem amaçlı adımlar atıyor olsaydı bu kadar yüksek konut fiyatlarına zaten ulaşılmamış olurdu. Türkiye'nin dar gelirli ve orta gelirlisi çoktan çok daha güvenli binalara yerleşmiş olurlardı. 6.8 şiddetinde bir depremle bugün Elazığ yıkılmamış olur. Şunu diyenler olabilir ya Allah'tan geliyor ne alakası var arkadaşım? Allah'tan geliyorsa Japonya'da olan 8 ve üzerindeki depremler de Allah'tan geliyor. Japonya'da 7, 7.5, 8 şiddetinde yaşanan büyük depremlerde bile insan kaybı yaşanmıyor. Hatta çoğunda bir kişinin bile Burnu kanamıyor. İnsanlar kendilerini camlardan, bacalardan aşağıya atmıyor. Betonların altında kalmıyor. Yani orada 7.5 8 şiddetinde bir depremde insanların burnu bile kalamazken burada 6.8 şiddetinde bir depremde ne yazık ki 22 kişi o da şu ana kadarki sayı 22 kişi hayatını kaybediyor. Yok yere hayatını kaybediyor. Günahsa bu günah aslında. Yazıksa bu yazık aslında. Ve devlet hala aynı kafada süreci yönetmeye ne yazık ki devam ediyor arkadaşlar. Bu ülkeyi yönetenler hala dar gelirliğe, orta gelirliğe, hayatı zindan etmeye, onları korkutarak sadece ellerindeki 3-5 kuruşu alabilmek adına her türlü söylemi söylemeye devam ediyorlar. Ama fiiliyatta ne yazık ki hiçbir şey yok. Ha yapılan şey ne? Özel uçakları atlayıp o bölgeye gidip göstermedik taziyelerde bulunup sonra tekrar dönüp insanları ballı kaymaklı müteahhitleri zengin etmek adına gaza getirmek. Başka yaptıkları hiç ama hiçbir şey yok. Ha bu arada Türkiye'de güzel şeyler olmuyor mu? Türkiye'de harika şeyler oluyor arkadaşlar. Mesela Türkiye'de hala güzel insanların yaşadığını, sanatın ve sanatçının ne olduğunu ispat eden bazı önemli işaretler alıyoruz. İşte Türkiye'deki en güzel şeylerden birisi bu. Haluk Levent. Bakın Haluk Levent belki yüzlerce sanatçı arasında sadece bir tane. Sadece bir tane. Bakın kendi başına yıllardır kendi başına mücadele ediyor bu adam. Ahbap diye bir STK kuruyor ve bu STK üzerinden devletin bile yapmadığı pek çok şeye elinden geldiğince fiili olarak imza atıyor Haluk Levent. Haluk Levent babamın oğlu değil. Yüz yüze bir kere bile karşılaşmışlığımız yok. Müziğini bayılarak dinliyorum. Apayrı bir konu. Ama artık sanatçı olarak da seviyorum kendisini. Sanatçı olmanın ne olduğunu ispat ettiği için seviyorum kendisini. Sanatçı olmak çıkıp sahnede çığırtmak değil arkadaşım. Sanatçı olmak tartışma programlarına katılıp gereksiz muhabbetler yapmak değil. Instagram'da boy Göstermek dediği sanatçı olmak. Sanatçı olmak insana her anlamda dokunabilmek aslında. Sanatçı olmak iyi insan olabilmek aslında. Libaneli'nin şarkısında söylediği gibi, dünyayı güzellik kurtaracak ve insanı sevmekle başlayacak her şey diyebilen adam sanatçıdır ya da diyebilen kadın sanatçıdır. Haluk Levent bunun en güzel örneklerinden birisi. Bu depremden sonra bir açıklama yapmış. İşte o, o ahbap derneğinde 380 bin lira gibi bir para birikmiş. Bu parayı hemen bölgedeki insanlara çadır yapmak için vesaire kullanacaklarmış. Bravo. Kötü niyetli olanlardan bazıları çıkıp şunu söyleyebilir. Ya Haluk Levent işte bu STK'yı kendi menfa Yok öyle bir şey arkadaş. Adam ne kazanıyorsa cebinden bu derneğin ayakta kalabilmesi için oraya koyuyor. Bunu da biliyoruz, bunu da duyuyoruz. Niye her şeyin altında bir kötülük arıyorsunuz? Bizim devletimizin yöneticileri, yetkilileri oraya özel uçaklarla gidip sadece taziye ziyaretlerinde bulunurken bu adam... Dişinin kovuğundan biriktirdiği paraları ve ona inanan insanların yardımlarından biriktirdiği paraları hemen fiiliyata döküyor ya. Neden? Çünkü sanatçı, gerçek anlamda sanatçı. Ama daha ötesini söyleyeyim mi? Çünkü insan güzel insan, iyi insan, saygı değer bir insan. Beni umutlandıran şey bu arkadaşlar. İnsanlarımız iyi olmayı başardığı sürece, gerçek anlamda insan olmayı başardıkları sürece bu ülke için umut bitmeyecek. İnsanlar dürüstlük yerine sahtekarlığı, iyilik yerine kötülüğü, namus yerine parayı tercih ettikleri sürece biz en büyük krizlere, en büyük kötülüklere maruz kalmaya ne yazık ki devam edeceğiz. Bir kişi yeterli. Öyle çok adama gerek yok. Bir kişi dünyayı değiştirebilir. Yeter ki inansın. Yeter ki umut etsin. Yeter ki adım atsın. Haluk Levent bunun en önemli örneklerinden, en güzel örneklerinden birisi arkadaşlar. İyi insan olmaya karar vermiş. Bu kararını uygulamaya sokmuş ben sanatçıysam, ben bu ülkenin bir ferdiysem, ben bu ülkede bir şeyler yapmak istiyorsam, bir farkındalık yaratmak istiyorsam bundan sonra iyi bir insan olmalıyım demiş. Elazığ'da 22 insanımızı kaybettik. Belki bu 30 olacak, 40 olacak, 50 olacak. Yarın öbür gün belki İstanbul depremi olacak, binlerce insan hayatını kaybedecek. Önemli mi? Çok önemli. Üzücü mü? Çok üzücü. Devletin Yıllarca inşaat ekonomisi altında Türkiye'yi hem inşaat konusunda hem deprem konusunda böyle rezil bir duruma getirmesi ve bunun yanında ne yazık ki tüm toplumu büyük bir çıkmaza, ekonomik bir çıkmaza aynı zamanda sokması bir yana, bir kişinin bile iyi olmayı başarması ve iyiliğiyle başka iyi insanları peşinden sürüklemeyi başarması bile çok önemlidir arkadaşlar. Haluk Levent'i bu anlamda tebrik ediyorum. Buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Her şey gönlünce olsun. Ve sizlerden de bir ricada bulunuyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Ne Ahbap STK'sıyla ne Haluk Levent'le birebir hiçbir temasım olmadı bugüne kadar. Belki bundan sonraki süreçte de hiçbir temasım olmayacak. Hiç önemli değil. Ama önemli olan şey bu adamın ne kadar adam olduğudur. Ve ben bu adama inanıyorum arkadaşlar. Bilirsiniz ben pek çok konuda pek çok konuya şüpheli yaklaşım. Ama bu adama inanıyorum. Ve sizden ricam illa birilerine yardım etmek istiyorsanız Elazığ konusunda ya da başka konularda. Bakın iyi bir insanın şu anda adım attığı bir süreç var. Bu iyi insana destek olun ve emin olun bu iyi insanın STK'sına destek olduğunuzda yaptığınız yardımlar doğru yere gidecek. Ahbap Derneği'ne yardımcı olun ve emin olun verdiğiniz her kuruş elazığdakilere gidecek yardıma muhtaç öğrencilere gidecek yardıma muhtaç insanlara gidecek ben buna yürekten inanıyorum arkadaşlar oraya buraya değil doğru bir yere doğru bir insana yönelin doğru bir insan pek çok şeyi değiştirebilir çünkü bu videomun da sonuna geldim tekrar görüşene kadar hoşçakalın mutlu kalın yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ve tabii ki eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.